Türkiye, Beşiktaş Bursaspor maçının oynandığı Vodafone Arena'nın hemen yakınındaki iki bombalı saldırıyla yasa boğuldu. Terör saldırısının ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Beleştepe olarak bilinen yerde patlatılan aracın motoru 50 metre ileride bulundu. Motoru inceleyen ekipler şase numarasına, bu bilgiden de plaka ve tescil kayıtlarına ulaştı. Aracın satışının bir hafta önce Bağcılar ilçesine yapıldığı ortaya çıktı. PKK'lı teröristler 20 bin liraya satın alınan otomobili bombanın yerleştirilmesinin ardından saldırıda aracı kullandığı değerlendirilen Murat Kod adlı teröriste teslim etti. Saldırı yaptığı değerlendirilen terörist maç bitiminde kalabalık dağıldıktan sonra 400 kilo patlayıcı yüklenmiş otomobili polis otobüslerinin bulunduğu bölgeye yakın bir yere götürerek park etti. En az 300-400 kiloluk bir patlayıcı kullanıldığı uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Arabanın patladığı yerde çukur açılmış. Önce Beşiktaş, ardından Bursaspor taraftarları stattan ayrıldı. Görevi sona eren polislerin topluca bir araya geldiğini gören terörist, otomobili bu bölgeye doğru sürerek infilak ettirdi. Bombanın metal parçalar konularak kuvvetlendirildiği de belirlendi. İki canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen saldırıların ilki saat 22:27'de yaşandı. Maçta görevli çevik kuvvet ekiplerinin hemen yanından geçen bir araç büyük bir gürültüyle patladı. Göğe bir alev topu yükseldi. Saniyeler sonra ikinci bir patlama daha oldu. Patlama İstanbul'un birçok ilçesinden hissedildi. Bir polis servis aracı ve bir TOMA büyük hasar görürken ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Patlama nedeniyle yerde 2 metre derinliğinde çukur açıldı. Yaşanan ikinci patlamadaysa bir canlı bomba kendini havaya uçurdu. Güvenlik kameralarına da yansıyan hain saldırıda Maçka Parkı'nın yakınında nöbet tutan polis memurları kaldırımdaki bir şüpheliyi durdurmak istedi. 4-5 polisin müdahalesi sırasında canlı bomba kendini patlattı. Saldırıdan şans eseri kurtulan Aydın Balcı isimli vatandaşın, ikinci patlama sonrasında yerde yatan polise yardım etmek için hareket ettiği, yaralı polisin ise buradan kaç dediği öğrenildi. Hain terör saldırısının ardından şehit polislerin meslektaşları düğmeye bastı. Teröristlere ve destekçilerine operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. Kanlı saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medya üzerinden teröre destek mesajları atanları belirledi. Terör ve terör örgütlerine yönelik övücü paylaşım yapan 3 kişi gözaltına alındı. Polislere küfreden ve terörü öven mesajlar paylaşan Utku Dindar ve Berfin Kadem adlı kullanıcılar da gözaltına alınanlar arasında. Öte yandan Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırıyı terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK üstlendi. TAK, terör örgütü PKK adına şehirlerde bombalı eylemler yapan, kamuoyu tepkisi oluşunca da PKK'nın bizimle ilgileri yok şeklinde açıklamalar için kullandığı bir taşeron örgüt olarak biliniyor.